18. Kraliyetin kutsal hakkının nüksetmesi Diktatörlüğün sonu ermesiyle Avrupa'nın tüm sistemi çöktü. İmparatorluk çökmüş Roma'dakine benzer bir şekilde bir karanlığın içine yığıldı. Tıpkı barbarlık döneminde olduğu gibi uçurum yeniden belirdi. Ancak lakabı karşı devrim olan 1815 barbarlığının soluğu çabuk kesildi ve fazla ileri gidemeden durdu. İmparatorluk için gözyaşı döküldüğünü, hem de kahramanlar tarafından gözyaşı döküldüğünü itiraf edelim. Zafer kılıçla birlikte imparatorluk asasına dönüşüyorsa, imparatorluk zaferin ta kendisi olmuş demektir. Yeryüzüne bir tiranlığın yayabileceği solgun, daha da ileri gidelim, o karanlık ışığın tamamını saçmıştı. Gündüzle karşılaştırıldığında bu geceye karşılık geliyordu. Gecenin ortadan kaybolması ay tutulması etkisi yaratmıştı. 18. Louis Paris'e döndü. 8 Temmuz'da düzenlenen şenlikler 20 Mart'ın coşkusunu silip attı. Korsikalı barnl’nın antitezine dönüştü. Tuleri'nin kulesine beyaz bayrak asıldı. Hartwell'in kökner ağacından yapılma masası 14. Louis'nin zambak desenli koltuğunun önünde yer aldı. Osterliz'in modası geçtiği için bu Buvines ve Fotenoy muharebelerinden daha dünmüş gibi söz edildi sunak ve taht görkemli bir şekilde yakınlaştılar. 19. yüzyılın toplumun selametinin üzerine en az münakaşa edilmiş biçimlerinden biri Fransa'da ve Avrupa'da kuruldu. Avrupa'da şapkalara beyaz kokart takıldı. Trestelon ünlendi. Orsay rıhtımındaki kışlanın cephesinin güneşi temsil eden taşlarının üzerine Non Pluribus Impar yazısı yeniden belirdi bir imparatorluk muhafız birliğinin bulunduğu her yere bir de kırmızı ev yapıldı. Kazanılamayan zaferlerle yüklenen, bu değişikliklerle çehresi değişen, belki de Marengo ve Arkol'dan biraz utanan karusel zafer takı işin içinden Angulem dükünün heykeliyle sıyrıldı. 93'te ürkütücü bir ceset çukuruna dönüşen ve içinde 16. Louis ile Mary Antoinette'in kemiklerinin de yer aldığı Medelin mezarlığı mermerle ve akik taşlarıyla kaplandı. Vincennes şatosunun hendeyinden Engian dükünün Napolyon'un taç giydiği ayda öldürüldüğünü hatırlatan bir mezar sütunu çıkarıldı. Bu ölümden kısa süre sonra Napolyon'un taç giyme törenine katılan Papa 7. Piu yükseliş gibi düşüşü de kutsamıştı. Şnobru'nda Roma kralı olarak anılması sakınca yaratacak 4 yaşında bir gölge vardı. Olaylar bu şekilde gelişti ve krallar yeniden tahtlarına döndüler. Avrupa'nın efendisi bir kafese kapatıldı. Eski rejimin ismi yeni rejim oldu ve yeryüzünün tüm karanlığıyla tüm aydınlığı yer değiştirdi. Çünkü bir yaz günü öğleden sonrasında bir çoban ormanda bir Prusyalıya "Buradan değil, şuradan gidin." demişti. Bu 1815 yılı iç karartıcı bir Nisan ayı gibiydi. Tehlikeli ve zehirli eski gerçeklikler yeni görünümlere büründüler. Yalan 1789 ile evlendi. Krallığın kutsal hakkına anayasa makyajı yapıldı. Uydurmalar anayasaya dahil edildi. Ön yargılar, batıl inançlar ve art düşünceler 14. madde sayesinde liberalizmle cilalandılar. Yılanların deri değiştirmesi gibi. İnsan Napolyon tarafından hem yüceltilmiş hem alçaltılmıştı. Materyalizmin hüküm sürdüğü bu dönemde ideal, ideoloji denen garip bir isim almıştı. Büyük bir adamın gelecekle alay etmesi ciddi bir tedbirsizlikti. Yine de halklar topçuya tutkun en ön saf savaşçılarının gözleriyle onu arıyorlardı. Neredeydi? Ne yapıyordu? Yoldan geçen biri bir Marengo ve Waterloo malulüne o öldü dediğinde bu asker ona onu hiç tanımamışsınız diye karşılık vermişti. Hayal güçleri yere serilmiş bu adamı tanrılaştırıyordu. Waterloo'dan sonra Avrupa'nın ruhu karanlıklara gömülmüştü. Napolyon'un yok olmasıyla bu muazzam mahal uzun süre bomboş kaldı. Krallar bu boşluğa yerleştiler. Eski Avrupa bu durumdan kendini yeniden düzenlemek için yararlandı. Sen Alliance ittifakı oluşturuldu. Bel Alliance daha önce Waterloo'nun uğursuz bir savaş alanı olduğunu söylemişti. Yeniden yapılanan bu eski Avrupa'nın karşısında yeni bir Fransa'nın ana hatları çizildi. İmparatorun alay ettiği gelecek, alnındaki özgürlük yıldızı ile sahneye girmiş, genç kuşakların ateş saçan gözleri ona yönelmişti. Hem geleceğe yani özgürlüğe hem de geçmişe yani Napolyon'a hayranlık beslemesi garip bir durumdu. Yenilgi yenileni yüceltti. Yere serilmiş Bonaparte, ayaktaki Napolyon'dan daha ulu görünüyordu. Galip gelenler korkuya kapıldılar. İngiltere onu Hudson Low ile göz altında tutuyor, Fransa onu Monceno ile gözlüyordu. Kavuşturduğu kolları kralların kaygısı haline gelmişti. Alexander onu şöyle adlandırıyordu: Uykusuzluğum. Bu korku Napolyon'un içindeki devrimci ruhtan kaynaklanıyor. Böylece liberal bonapartizmin izahını ve hoş görülmesini sağlıyordu. Bu hayalet eski dünyayı titretiyor, krallar ufuktaki sen Helen kayalıkları yüzünden dilediklerince hüküm süremiyorlardı. Napolyon Longwood'da can çekişirken dünyaya Waterloo savaş meydanında sakin bir şekilde çürüyen 60 bin askerin huzurundan bir şeyler yayılıyordu. Viyana Kongresi'nin 1815'te aldığı kararları Avrupa, restorasyon olarak adlandırdı. İşte Waterloo buydu. Ama sonsuzluğun umurunda mıydı? Bu kasırga, bu bulut, bu savaş, ardından bu barış, tüm bu gölgeler, bir ottan diğerine sıçrayan çiçek bitiyle, Notre Dame'ın bir kulesinden diğerine uçan kartalı bir tutan o muhteşem gözün ışığını bir an bile karartmadı.